Tekno Seyir'in bu bölümünde biraz kendi dertlerimizden bahsedeceğiz. Aslında şunun için kendi dertimizden niye bahsediyoruz? Bizden okuyucularımız, izleyicilerimiz hep ne yapıyorlar? Bir şeyler talep ediyorlar, şunu yapın, bunu ekleyin. Biz diyoruz ki vaktimiz yok, o yok, bu yok, niye yok? Bunun sebeplerinden bir tanesi biz aynı zamanda gazeteci olduğumuz için basın toplantılarına katılmak zorundayız. Ve İstanbul gibi bir yerde bu ciddi bir sorun olmaya başladı. Özellikle ulaşımla alakalı olduğu için yani bir basın toplantısına gittiğin zaman günün yarısını geçiriyorsun orada. Artı toplantıların süreleri iyi ayarlanmadıysa zaten orada bile 3-4 saat geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Günde de birden fazla toplantı var. Artı bir de öyle bir sorun var. Bununla ilgili konuşacağız biraz, dertleşeceğiz yani bu konuyla ilgili. Yani tabii senden başlayalım, ne diyorsun sen bu toplantı işine? Ya Murat, toplantılar tamam, hani bu işimizin bir gerçeği. Kimisi çok yararlı da oluyor. Fakat hani her konu için yani bir e-mail'le geçirebilecek bir bilgi için de toplantı bazen düzenleniyor. Yani mesela işte filanca ödülü aldık. Bu ödülü aldınız, ne güzel, çok güzel yapmışsınız ama hani gazetecileri bir araya toplamak şart mı bu ödülü aldığınız haber vermek için? Ya da mesela benim çok dikkatimi çeken hani büyük firmaların, borsaya kotu olmuş firmaların her çeyrekte finansal toplantıları olur. Mesela Intel bile bu toplantıyı telekonferansla yapıyor. Ama benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki büyük yerler, Turkcell gibi ve o çaptaki firmalar basın toplantısı düzenleyip yapıyor. Bilmiyorum, gerekli mi? Özkan ne diyorsun? Yani bu sıkıntıyı sen de yaşıyorsun. Yani ben ne kadar şikayetçi olduğumu ya tarif edemem. Şöyle söyleyeyim, artık toplantıların çoğuna mümkün olduğunca gitmemeye çalışıyorum. Yani. Gitmiyorum. Yani bu şekilde protesto göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi sadece maille söylenecek iki cümlelik şey için o kadar insanı toparlayıp 60-70 kişiyi anlamsız toplantıcı bir yerde tıkıp işte önlerine işte birkaç şey çerez koyup işte ne bileyim 5 saatte yayıp üzerine saçma sapan müzik gösterisiyle tabii, işte tabii. Biz geçen sene birinci bitirdik oley falan demek için. Şu kadar çok, aldık. Çok anlamsız geliyor bana. Bu biraz aslında şundan kaynaklı. Firmalar, PR ajansları, çok da dostumuz var PR sektöründe. Tabii, yani tabii. Kimse üstüne alınmasın fakat bu tüm bizim gibi editörlerin ortak düşüncelerinden bir tanesi olduğunu inanıyorum. Biraz da gösteriş için yapılan şeyler bunlar. Evet. Yani biz işte evet. Bakın bu kadar editörü toparladık firmaya. İşte yani. Bakın işte şu kadar yerde yazı çıktı bilmem ne gibi şeyler söyleyip işi biraz gösterişe vurmaya çalışıyorlar. Fakat diğer taraftan editör ne kadar zaman çalınmış, işte ne kadar yol kat etmiş, işi var mı, gücü yok mu? Yani bunların hiçbiri hesaba katılmadan evet, doğru. Yapılan şeyler. Çok da fazla sorunlar da var. Mesela öyle yerler seçiyorlar ki, şimdi herkesin arabası yok. Yani alıp da bir yere kimsenin de çok az PR ajansı götürüyor. İşte bir sürü taksi parası verip oraya gidiyorsun. Akşam ulaşım sorunu oluyor. Gittiğine değen bir toplantı mı bilmiyorsun. Yani öyle hani lüks ama ulaşımı son derece zorlu yerler var. Yani mesela hani mesela Santral İstanbul. Yani tamam hani çok güzel bir mekan falan ama oradan oraya gitmek, oradan dönmek araban yoksa bir eziyet. Evet. Benzer şekilde İstinye Park. Yani İstinye Park'tan gece kaçta çıkarsın da Beylikdüzü'ndeyse evin kaçta dönersin? Bazen hani ulaşım gidiş kısmını bazen hani bir Taksim'den falan bir servis koyuyorlar, bir şeyler düşünüyorlar ama dönüşü atlayabiliyorlar. Bilmiyorum. Dönüşü atlamasa bile akşam zaten trafik saatleri takıldın mı sonuçta evini helikopterle bırakmıyor. Yine sen o yolu çekiyorsun. Tabii. 2-3 saat sonra. Senin mesela son güncel Foxconn farklı ilgisi. Evet, Çorlu'ya gitmiştim. HP işin içinde ne kadar vardı onu tam bilmiyorum. HP yani organizasyonu yapan yine PR ajansı. PR ajansı. Onunla muhatapsın senin. Firma seni bilmez böyle. Tabii. Onlar bu işi tabii ki biraz kötü organize etmişler. Çorlu olunca demek ki pek fazla test sürücü yapamadılar oraya. İşte yolda kaybolan servisler oldu. Dönüş çok uzadı. Bir defa, İçecek bile dağıtılmamış servisler. Serviste hiçbir şey yoktu. Ama böyle toplantılarda işin içine bir bakan girdiği zaman esas problem oluyor. Çünkü hiçbir zaman zamanında başlamıyor yani, toplantılar. Abartılı güvenlik. Güvenlik tabii. Söz konusu en kötü oluyor. Şu olmuştu. O kadar toplantı yapıldı. Hiç soru sorma hakkı verilmeden toplantı bitti. Yani dolayısıyla şimdi oraya senin gitmenin hiçbir anlamı kalmamış. Tabii, çünkü tabii, soru tabii, soramıyorsun, bir şey not alamıyorsun. Onlar ne anlatırsa o. Ki şöyledir, onu da anlatayım. Bu basın toplantılarına gittiğin zaman daha gitmeden sana bir basın bülteni verirler. Verirler. Bilmem ne kişisi çıktı ve şunları söyledi.
Zaten çıktığı zaman hakikaten onları söyler. Daha ne söyleyeceğim, yani, metni hazırdır. Zaten bir kısım meslektaşımız da o bülteni alır. Evet, kopyala yapıştır yoluyla gazetesine ya da sitesine yapıştırır. Farklı bir şey söylemeyecek adam. Sana onu yazılı olarak da veriyor. Geriye bir tek soru sormak kaldı. Değişik içerik üretmek tabii. için. Onu da yaptırmazsan hiç anlamı kalmıyor. Tabii. Zaten bak Murat şunu da söyleyeyim. Bu toplantı konusunda bizleri sıkan konulardan birisi de şu. Teknik editörlerin katılacağı toplantıyla yani. Genel basının katılacağı toplantının kesinlikle ayrı olması lazım. Bayilerin katılacağı toplantının bambaşka olması evet. lazım. Tabii bir toplantı gidiyorsun herkes orada. Yani çünkü şimdi bak Murat'ın bahsettiği konu. Bizi Foxconn fabrikasına götürseler soracağımız sorularla orayı bayıltırız artık. Oranın yetkilileri kimse delirtiriz. Ama ekonomi muhabirlerini götürürsem onlar işte ne kadar kaç kişiye istihdam sağlayacaksınız? Yılda ne kadar ciro hesap hedefliyorsunuz? Bunları soracaktır. Ve hani onlara hiçbir teknik şey göstermezsin, olur biter. Hepsini birden tatmin edemezsin. Bayileri götürürsen onların sorusu bambaşka. İşte bize yüzde kaç kar payı vereceksiniz? 30 günde mi ödeme yapacağız falan bunları sorarlar. Doğal adamın işi bu. Hepsi karıştırılıyor. Mesela Murat'ın bahsettiği Foxconn gezisi. Bu arada mesela ben bu işin dibine kadar içinde olan bir editör olarak o geziye davet edilmedim. Sordum nedenini, işte atlamışlar. Şanslıymışım. Yani gerçi evet, evet aç ve soğukta kalmaktan kurtuldum. Mesela o gezide işte basın popüler, hatta kadın dergileri bile vardı dedi bir meslektaşımız. Popüler basınla teknik basın bir arada. Mümkün değil. Yani teknik adamlar çok az zaten. Ama bundan başka beklentileri var. Şüpheliyim abi yani. PR ajansları o ayrımı yapabiliyorlar mı? Ondan da çok yapan var. Ama çok az. Çok az. Çok az. Yani çok az. Herkesi aynı kefede değerlendiriyorlar. Evet. İşte bu da basın, bu da basın, bu yani, basın, bu da basın. Yani. Üstelik bir parantez açayım sözünü unutma. Aynı kefede de değil. Mesela teknik olmasa da gazeteler sen ne yazarsan yaz web sitende daha senden daha önemli onlar için. Çünkü tiraj hani şey hiç önemli değil. Ya bu adam canına iniyor bu konunun. Diğerleri üstten geçiyor, yok. Evet, o çok ciddi bir sorun. Ben birkaç rapor biliyorum yani PR ajansının, PR ajans bu arada ya public relations diye çevirebilirsin ya da press relations, yani ya, halk ilişkiler diye. Firmanın ilişkilerini düzenleyen ajans. Düzenleyen firma. Bu firmalara mesela Intel'e ya da Lenovo ya da X firma, isim vermiyorum burada, gönderdikleri raporlar var. Şimdi bir bakıyorsun mesela bir haber. 500 site var orada. Hani abartıyorum tamam ama mesela 60 yerde çıkmış gözüküyor orada. Evet. Şimdi işin detayına girince abi ki o haber sadece 5 yerde, 6 yerde çıkmış. Geri kalan yerler aslında o içeriği kopyalayan siteler. İşin komik tarafını daha söyleyeyim. Bizim işte PC Labs'a içeriğini çalan bir tane çok popüler bir site var. Popüler dediğim popüler değil de hani PR ajansları tarafından artık davet listesine eklenen bir site. Evet. Bu site arkadaşlar yazılımla yönetilen bir site. Arkasında kişi yok. Otomatik. Birkaç ajansın listesinde bu adamlar var. Bunları da çağıralım gibi. Yani bu komedi. Çok acı. Çok ciddi komedidir bu. Bir şey yapmaları lazım. Bir hakikaten bir çeki düzen verip değil burada. Mi? Değil mi? Peki sen şuna ne diyorsun? Murat sözünü kestim. Hani yine basın toplantıları noktasına dönersek. Mesela benim demin bahsettiğim telekonferans işine ne diyorsun? Hani uyar mı sizce? Kesinlikle. Yurt dışı zaten artık böyle yapıyoruz. Çünkü uluslararası bir şey oluyor zaten çağırmazsın adamı. Tabii. Ve işleyen de bir sistem. Şu an kimsenin bir yani buna katılamam diyemek için bir sebep yok. Doğru. Teknik bir sebep kalmadı. Yani bugün ben bizim sektörde, IT sektöründe çalışıp da kardeşim ben 6'dan sonra çalışmıyorum diyen kişi yoktur yani. Yok öyle bir şey. Yani sen bu adamların biz geçen sene şu kadar sattık birinci olduk demek için 4 saatini yiyorsan ayıp. Doğru. Yani bu editörler hakikaten ayıp ediyorsun demek. Bu bir nezakettir. Telekonferansla 30 dakikanı al, bu işi hallet, bitir yani. Çoğu editör o toplantıların yazılarını zaten gece yazıyor. Sırf onu, tabii ki. Bunun için ekstra da çaba harcıyorlar. Yani o anda yazamıyorsun. Eve geliyorsun o kadar yoldan sonra. O zaman yazabiliyorsun. Evet. Uykundan da yürüyorsun. Yani o toplantı orada bitmiyor senin için. Daha yazısını yazman lazım. Tabii. Artı şöyle bir sorun var. PR ajansı sayısı çok arttı. Sürekli açılıyorlar. Evet. İkincisi firma sayısı çok arttı. Onlar da sürekli geliyor. Ama basın mensupları hep aynı. Hep aynı. Aynı yüzleri gör. Sabah akşam beraberiz onlarla evet, toplantılara evet. gittiğimiz zaman. Bu ciddi bir sorun. Yakında basın mensubu bulamayacaklar toplantılara gidecek. Yani. Ya ben şunu söyleyebilirim. Zaten. Bu yani geçenlerde bir toplantıya bir akşam üzeri hani uğradım. Açıkçası hani çok da gitme niyetim yoktu. Uğradığımda içeride işte hepimiz zaten arkadaşımız, dostumuz.
Çoğu kişi surat asık. Kimse mutlu değil. Hani kaç saatini almışlar bu insanların. Hiçbir şey verilmemiş. Bilgi olarak verip şey verilmemiş. Mutsuzlar. Yani bu şekilde biraz daha editörleri düşünmeden yapılan toplantılar basının çok daha canını sıkacak. Öyle. Ve yani, biz de gündeme getireceğiz. Şu şey meselesi vardır mesela, yılbaşı toplantıları. Her firma yapar. Sürekli yılbaşı toplantısına gidersin. Artı şey olur. Ben mesela iş toplantısı olarak şey yapıyorum acandan da. Benim için asla o şey oluyor. Ya eğlenmeye gitmiyorsun hiçbir zaman. O da bir ekstra yorgunluk gibi olur. Tabii ki. Ya yani şeydir işte hani networking. Sonuçta o da insanlarla birlikte olma. Benim de mesela işte suratımı astıran, genelde ben de gittiğim toplantının bayi toplantısı olduğunu öğrenince benim de suratım orada asılıyor. Çünkü bilgi bakımından kısır olacak demek. Evet. Konuya da anlaşılan tekrar döneceğiz. Bitmez. Evet. Buradan noktayı koyalım. Görüşmek üzere.